Evet, merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar Tülay Hoca ile matematik derslerine başlıyoruz. Bugünkü dersimizde oran orantı konusunu işleyeceğiz. Daha sonra problemler şeklinde devam edecek. Bu YGS aynı zamanda şu anda 9. sınıfların birinci dönem sonu, ikinci dönem başı olan bir konu. Haydi bakalım. Şimdi oran dediğim zaman A bölü B. İki tane sayının oranı. A bölü B eşittir 3 bölü 4 dediğim zaman şunu anlayacağım arkadaşlar. A 3 olabilir, B 4 olabilir ya da bunun katları mesela 2 ile genişletilmiş halleri bu da 6 bölü 8 ya da başka bir sayı düşünelim. 5 ile genişletilmiş halleri hem payı hem paydayı 5 ile çarpıyorum. 15 bölü 20 gibi. Oran dediğim zaman tek bir tarafı, orant dediğim zaman karşılıklı iki tane oranın eşitliği ya da üç tane oranın eşitliği. Şimdi oran iki tane çokluğu oranlamak için birimlerinin aynı olması gerekiyor. Yani elma ile armut oranlanmaz. İkisi de kilogram olabilir, ikisi de santimetre olabilir, metre olabilir. İşte 3 santimle 8 santim. Ama burada 3 metre ile 8 santim şeklinde bir oran olmaz. Ayrıca orandaki çoklukların birimi aynı olmalıdır dedik. Şimdi 6 bölü 8 santimetre santimetre olsun. Sadeleştirdim. 6 bölü 8 aynı zamanda ben sadeleştirdiğim zaman 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm 4. 3 bölü 4. Santimetrelerini de sadeleştirdiğini düşünürsen oranın bir birimi olmaz. Yani metredir, santimetredir. 3 bölü 4 diye bir şey olmaz. Şimdi oranla ve orantı ile ilgili problem tarzları var arkadaşlar. Bu tarzlarını anladığımızda yani ben her usulünü tarzını bir tane örnek teşkil etsin diye bu şekilde sırayla aldım. Öncelikle bu orantı sorularında neler yapılıyor? Hangi yol izleniyor? Bunu anlayalım. Şimdi bakın. A bölü B 2 bölü 3. Burada ben A'nın 2 ya da 2'nin katları, B'nin de aynı oranda 3 ya da 3'ün katları olduğunu biliyorum. O zaman A'ya 2 değil, 2'nin bir katı anlamına gelen 2K, aynı hizada 2K. B'ye de 3 ya da 3'ün bir katı anlamına gelen 3K deyip sorularımıza devam ediyoruz. Başka bir soru üstünde bakın. Bir önceki soruda A karşısında aynı hizada 2 vardı. B karşısında aynı hizada 3 vardı. Bu aynısı A bölü 2, B bölü 3 şeklinde. Yani bir sonraki soruda bakın. A bölü 4, B bölü 3, C bölü 2 şeklinde verilmiş. A'nın 4 ile orantılı. Yani 4K A'ya diyebiliyorum. B'ye 3 ile oranlı. Yani orantılı 3K diyebiliyorum. C'ye de 2K diyebiliyorum. Bakın. Görüntü ve tarzını. Bir de alttaki soruya bakalım. Burada da bir soru daha var. 2x eşittir 3y eşittir 4z. Burada ben x'e, y'ye, z'ye, k türünden yine değer vereceğim. Bundan farklı olarak, üstteki sorudan farklı olarak 2 ile x, 3 ile y, 4 ile z ters orantılı ki bu ters orantı, doğru orantı kısmını daha ileriki videolarımda tekrar ele alacağım. Ama ben k cinsinden nasıl değer veriyorum ona bakıyorum şimdi. Bunların hepsi birbirine eşit olduğuna göre 2, 3, 4. Bunların en küçük ortak katı nedir? 12'dir. O zaman ben bunu hemen burası 6, 12. 2 ile 6K'yı çarparsam 12K olur mu? Olur. Eşittir. 3 ile neyi çarparsam 12K olur. Yani ne diyeceğim buraya? 4K. Bakın 3 ile 4K'yı çarparsam 12K olur mu? Evet. Aynı mantıkta 4 ile neyi çarparsam 12K olur? 3K. Demek ki z 3k'ymış. Bakın yine 12k eşittir 12k eşittir 12k oldu. İşte a bölü 4, b bölü 3, c bölü 2 buradaki şunları silelim, temizleyelim. Buradaki
orantı eşitliğinde sayıları altında, o zaman üstlerine bu sayıların üstündeki harflere paydadaki 2 ise 2k, paydada 3 ise 3k, paydada 4 ise 4k. Ama böyle eşitlik şeklinde verilirse, o zaman bunların birbirine eşit olması mantığıyla çarptığımda 2, 3, 4'ün en küçük ortak katı düşünülerek x'e 6k, y'ye 4k, z'ye 3k şeklinde değer vererek yolumuza devam ediyoruz. Üst tarafta ben 4 verilecek, 4k verilecek dedim. Aslında bunun mantığı eşittir k diyorum. Bunların hepsine k olsun, k olsun, k olsun diyorum. Bunun k olması için 4k, yani içler dışlar a bölü 4 eşittir k gibi içler dışlar çarpımı yaptığımda 4k'dır. Ya da şuradan bak, 4 ile 4 sadeleşti. Bakın burası yine aslında kocaman k oldu gibi düşünülebilir. Haydi başlayalım şimdi sorulara. Sanki hiçbir şey anlatmamış gibi sil baştan başlayalım. Evet. Hemen diyorum ki a bölü b eşittir 2 bölü 3 orantısı verildiğine göre bla bla oranını bulunuz. A'ya 2k, b'ye 3k dedikten sonra sorunun devamında ne soruyorsa başlıyorum. A gördüğüm yere 2 çarpı şuradaki a gördüğüm yere 2k artı 3 çarpı b gördüğüm yere 3k bölü 3 çarpı a gördüğüm yere 2k eksi 3k. Buradan 2 kere 2 4k, 9k bölü 6k eksi 3k. Topla gel. 13k, 3k, k'lar tak tak gitti. Cevap 13 bölü 3 çıkar. Gelsin sıradaki soru. Şurayı da yine hiçbir şey anlamamış gibi temizleyelim. Evet. Ve şunu da gönderelim gitsin. Şöyle. Şuraya atalım. Sanki yokmuş gibi davranalım artık. Şimdi A 4K, B 3K, C 2K dedik mi? Dedik. Getireceğim şimdi. Ekstra bana bir eşitlik vermesi lazım. Bir önceki soruda olduğu gibi hemen A yerine 4K yazacağım. Yani 3 çarpı A yerine 4K artı 4 çarpı B yerine 3K eksi 2 çarpı C yerine 2K eşittir 60. Şimdi buradan topla gel şeklinde 12K 12K eksi 4K eşittir 60'tan 24 eksi 4'ten 20K eşittir 60. Buradan da neyle çarparsam 60 olur. Sonuç olarak K 3 bulunur. Ben K'yı buldum. A kaçtır diye soruyor. Bir zahmet burada artık yerine yaz. 4 çarpı 3'ten A'yı 12 bulduk. Üsttekini de hesaplamış mıydık? Üsttekini de oranı soruyormuş zaten. Tamam. Evet. Biraz önce aşağıya almaya çalıştığımız soru. Burada da yine K değerlerini temin söylemiştik. Ne diyeceğiz? 2, 3, 4'ün o keki 12. Yani bu eşitlik 12K olsun. X yerine çarptığımda 12 olması için 6K diyebiliyorum. Y yerine çarptığımda 12K olması için 4K. Z yerine çarptığımda 12K olması için 3K dedikten sonra bana bu K'yı bulmam için bir eşitlik vermesi lazım. Ki vermiş. X artı Y eksi Z eşittir 14. Eyvallah, gel bakalım diyorum. X gördüğüm yere 6K yazdım. Artı Y gördüğüm yere 4K yazdım. Eksi Z gördüğüm yere 3K yazdım. Eşittir 14. Topla gel. 10'dan 3 çıktı. 7K 14. 7 ile neyi çarparsak 14 olur. Yani sonuç olarak K 2. K 2 yalnız bitmedi. X ile Y'nin farkını soruyor. Hemen X'i hesaplayalım. X denen şey şurada. Bakın 6K idi. 6 çarpı 2'den X 12. Y'yi de hesaplayalım. Y'yi de şurada 4K diye söylemiştik az önce. 4 çarpı K, yani 4 çarpı 2'den bu da 8. X ile Y'nin farkını soruyor. 12 eksi 8'den bu da 4 diye bulunur.
Evet, bu biraz daha farklı bir soru. K demiyorum burada. A artı B, E, A eksi B eşittir. 5 bölü 3 olduğuna göre bla bla oranı nedir? Şimdi burada arkadaşlar sağ tarafta sol tarafta bu şekilde kalabalık ifadeler verildiği zaman A'yı B'yi temiz temiz şöyle atıyorum işte bunun içler dışlar çarpımı yapıyorsun. Temiz temiz şöyle işte atıyorum 3A eşittir 5B şeklinde sayıları temizliyorsun. A'ları toparlıyorsun. B'leri toparlıyorsun. Böyle bir eşitlik çıkıyor. Ya da atıyorum A eşittir 2B şeklinde bir eşitlik elde etmeye çalışıyorsun. Hangi tip sorularda? İşte burada olduğu gibi sol tarafta A'lı B'li, sağ tarafta sayılardan oluşan bu tip sorularda içler dışlar çarpımı yaparak başlıyoruz. 3 ile A artı B'yi çarpıyorum. 3 çarpı A, dikkat yalnız. Burada ikinciyi çarpmayı unutuyorsunuz. Oraya gözden kaçırmayın. Basit soru sınavda çıktığı zaman şu 3 ile A'yı çarptım. Evet. 3 ile de B'yi çarpacağım. 3B eşittir. 5 ile A'yı çarptım. 5A eksi olduğu için eksi 5 ile B'yi çarptım. 5B. Şimdi toparlayacağız. Az önce söylediğim A'lar bir tarafa, B'ler bir tarafa toparlansın. Burada 3A var, burada 5A var. Şu eksisine uğraşma bakımından 5B'yi buraya atalım. 3A'yı da buraya atalım. Yani 3B burada kalan. Eksi 5B de buraya eşitliğin bu tarafına artı 5B diye geldi. 5A burada vardı zaten. Artı 3A da bu tarafa eksi 3A diye geldi. Topla gel şimdi. 3 tane B, 5 tane B daha 8 tane B eder. 5A'dan 3A çıktı. 2 tane A. Şimdi bu sayıları böyle de bırakabilirsin ama sadeleştirelim. Sadeleşiyorsa kesinlikle sadeleştirelim. Ufak sayılarla uğraşalım. 8 ve 2, ikisi de 2'ye bölünüyor. Yani her iki tarafı 2'ye böldüm diyebilirsin. 4B eşittir A. 8'i 2'ye böldüm. 4, 2A, 2A'yı 2'ye böldüm. 1, 1A. Şimdi ben getirip buradan sonrasında iki yol izleyebilirim arkadaşlar. A eşittir 4B ise burada A gördüğüm yere pat 4B yazarım. Ve üst taraf sadece B sayı ve B'li. Alt taraf yine sayı ve B'li olur. B'leri de sadeleştiririm. Bu sayıların oranı cevaptır. Ya da az önce yaptığım gibi B ve A yerine şurada 1'i de vurgulayalım daha net görmeniz adına. 4 ile 1'in en küçük katını ortak katı 4. Yani ben burada B yerine 1K A yerine de 4K. Sonuçta çarptığım zaman 4 ile 1K'yı çarparsam 4K. 1 ile 4K'yı çarparsam 4K. Yani her A ve B gördüğüm yere 1K'ları 4K'ları yerleştiririm. Burada toparlarım ve bilmem ne sayı K. İşte böyle böyle K. K'lar sadeleşti. Al sana cevap. İki yoldan gidebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hadi bakalım. Ben şimdi şu ilk söylediğim yoldan K'sız değişik bir yol olsun diye A gördüğüm yere 4B diyerek başlayacağım. İki çarpı A şurada eşittir diyelim. 2 çarpı A şunu şöyle şuraya daha net. 4B eşittir 1A'da size genelde ters geliyor. A eşittir 4B ile 4B eşittir A aynı şeydir. Hani daha sol tarafta sağ tarafta net görünsün diye 4B'yi sağ aldım. A gördüğüm yere 4B yazıyorum şu anda. 4B artı 3B'ye dokunmuyorum. B kalsın. Bölü. Uf ne güzel çizgi oldu böyle. Tırtık tırtık tırtık. Evet. 4 çarpı A yerine yine 4B eksi 2B eşittir 2 kere 4 8b artı 3b bölü 16b eksi 2b. Sonuç olarak 8 3 daha 11b bölü 14b. İşte bahsettiğim tak tak gitti cevap 11 bölü 14 şeklinde bulundu. Evet, şimdi geldik. Yine bir orantı verilmiş. X, Y, Y, Z 6 bölü 5 demiş. 4 bölü 9 demiş. Bu soruda yine farklı bir
tarz. Neymiş bunun tarzı? Bakın y hem burada var hem burada var. Yani 9 denk gelmiş, 6 denk gelmiş. E nasıl oluyor? Ben 9 kal mı diyeceğim yoksa 6 kal mı diyeceğim? Tabii ki vardır bunun ortak yolu, vardır püf noktası. Şöyle diyorsun. İki tarafta ortak olan harfin karşısına denk gelen şu 9 ve 6 sayıların en küçük ortak katı nedir? Bu mantıkla hareket ediyor. Şimdi 9 ve 6, 6, 18, 2 kere 9, 18, 3 kere 6, 18, 18 diye gördük. Başlayalım bakalım. Şurayı şöyle güzelce temizleyelim yine. 18'i gördüm ama ne yapacağım? Y'nin karşısına 18 denk gelmesi için bu oranın 4 bölü 9'un neyle genişletilmesi lazım? 2 ile. Hem paydayı hem payı genişletiyorum. Peki buradaki 6'nın, y'nin hizasındaki 6'nın 18 olması için neyle genişletmem lazım? 3 ile. Hem paydayı hem payı 3 ile genişletiyorum. Sonuç olarak x bölü y ilk orantı ne oldu? 4 kere 2, 8 kere 9, 18 oldu. Y bölü z eşittir 18 bölü 15. Buradan artık y'nin hizasında aynı, y'nin hizasında aynı. O zaman x gördüğüm yere 8k, y gördüğüm yere 18k, z gördüğüm yere 15k mantığıyla başlıyorum. Yani x eşittir 8k, y eşittir 18k, z eşittir 15k diyerek başlıyorum. Ve bu kaybımam için bana bir eşitlik vermesi gerekiyordu illaki. E vermiş burada da. Bunların toplamı 205'miş. 8k, 18k, 15k'nın toplamı toplarsak 10, 20, 41k olur. O da eşitmiş 205'e. E buradan k 205'i 41'e böldüğümüzde k eşittir 5 çıkar. K'yı 5 bulduktan sonra bana y'nin değerini soruyor. O zaman y'ye ne demiştik? Burada söylemiştik. 18k idi. 18 çarpı 5'ten y'yi 90 olarak buluruz arkadaşlar.